Şu anki iktidara kötü yönetiyor demek ihanettir, hainliktir. Çünkü biz 70'lerden bu yana, ben 70'ten öncesini bilmem, 70'lerden bu yana yönetilen Türkiye'yi çok iyi biliyorum. Bu ülkede 6 ayda bir hükümet değişiyordu. 6 ayda bir. Bu ülkeyi bu ittifak, yani AKP nereden devraldı? Başbakanının kafasına yazar kasa atılan hükümetten devraldı. Çıkıp televizyonda bir anayasa kitapçığı atıldı diye hüngür hüngür ağlayan başbakandan devraldı. Deprem yardımlarını memura maaş dağıtan hükümetten devraldı. 20 yıldır bu ülkede yapılan yatırımlar Cumhuriyet tarihinde yapılmadı. Hatta 5'te 1 daha fazla bir kriz var. Yani yanlış anlamayın. Şeyden dolayı sormuyorum. Bir soru yönelteceğim. Şu an o yazar kasa fırlatılabilir miydi? Fırlatılamazdı. Neden? O yazar kasa fırlatıldığında gecelik faiz %7000'di. Bir günlük gecelik faiz %7000'e çıkmıştı. Şu an ne var? Ben düzelecek yani. Aç mı var bu ülkede? Ben düzeleceğine inanıyorum yani. Bu şu anda Avrupa'da Avrupa bizden daha berbat. Bakın Avrupa bizden daha berbat. Gaz sıkıntısı var, enerji sıkıntısı var, yiyecek sıkıntısı var. Bizden neyin sıkıntısı var? Bir tanesi pahalılık orada da var. Yanlış kadar mı var? Enflasyon bu kadar mı var? %400. Bak Avrupa'dan gelen 3 gün önce bir abiyle konuştum. Avrupa bitik diyor ya. Harbi söylüyorum bak. Yani ben Avrupa'yı bilmem. Hayatta görmem yani. %400 beyefendi. Adamı dedin anlatayım. %400. %400. Şimdi onların %10'u, %0, birler onlar için %100 sayacaksın. Çünkü onda hayatta enflasyon görmemiş. %10'a çıktığı zaman canım, enerjiye gelen bak, şu anda enerjiye gelen Almanya'daki zam %10'un bak onların %10'u şu an ne demek? 1 lirayken 10 lira demek bir şey. Şimdi her şeyden önce bu ülkede huzur var. 30 yıllık terörün başı ezildi. Teknolojide belli bir yere geldik. Bunu inkar edemez kimse ya. Artık Kılıçdaroğlu bile en son Teknofest'te bunu kabullenmek zorunda kaldı. Şimdi ben Kılıçdaroğlu dün bir tanesini desteklersin ama verdim. PKK'lı da oturacak. Oradan bağışı yapandan, uyuşturucu kaçakçısı yapandan, oya vergi alacağım diyen adamı bugün nasıl başa getireyim ben? Nedir? Bir daha alabilir miyiz? Dün televizyonlarda bunu grup toplantısında söylemedi mi? Organ kaçakçısından vergi alacağım, uyuşturucu kaçakçısından vergi alacağım, işte kadın satandan vergi alacağım. Bunu diyen birini nasıl hükümetin başına getirsin ya? Evet. Bu yüzden AK Parti diyorsunuz yani. Tabii ki AK Parti. Yani ben MHP'liyim, MHP'ye vereceğim ama Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Onunla da vereceğiz hem de. Onunla kadar. Vereceğiz. Ülke istedi bassın. Peki abi MHP'nin görüşler AK Parti'ye ters düşmüyor mu? Genel düşmez demiş. Hiçbir yerden düşmez. Allah Allah. Ne yönden düşüyor? Abi genel olarak hayata bakış açıları, ilkeleri. Peki altın parti birbirine düşer mi? Ne abi? Altılı birbirine... Altılı parti, altılı masaya bir bak. Tamam, hangisi uyuşuyor? İdeoloji uyum var abi ortada. Fikir var. Hangi konuda uyum var? Abi vatan konusunda. Altın masada. Ha vatan hainliği konusunda var, doğru söylüyorsun. Çünkü niye? Masanın altında HDP var. Adamlar saklamıyor ki tamam. CHP'de yani. Tamam. Masanın altında HDP var ya. HDP'yi sokan abi CHP miydi? Ha? Evet eski AK Partili abi buyurun sizden de alalım. Sizden alalım abi devam edelim. Ya, evet abi. Fikirleriniz devam ediyor mu abi? Valla çok seyretmişler. 188 bin kişi beni seyretmiş ama. Ya ben şimdi üzüldüğüm bir şey var abi. Şöyle gelelim mi? Güneş geliyor da gözüme. Şöyle gelelim buyurun. Şimdi bak ben bir şey söyleyeceğim. Bana çok böyle iyi sağ olsun diyenler de var. İşte sen işte günahın var verdin. Abicim biz inanmak suç mu ya? Ya inandık kardeşim. İnandık. Biz iyiyiz dediler. Biz de inandık. Biz Türk halkıyız. İnanıyoruz işte. Kendimizi biz anlayacağız herkese. Suç değil ki. Ha bazı böyle gider yapanlar oldu da nankör diyenler oluyor. Ne nankörlük yapmışım? Bana para mı vermişler? Halen aynı mı abi fikriniz? Değişmedi mi? Efendim? Halen aynı mı? Vermem mi diyorsunuz bir daha? Abi ya var ya. Bilmeyenler için köküne kadar AK Partiliyim demiştiniz değil mi? Alamaz benden o. Valla altın masalarda çok güzel gidiyor. Onu söyleyeyim. Evet. Meral ablamız geliyor gümbür gümbür. Biz yanındayız. Meral Akşener'in yanındayım ben. Teşekkür ederiz. Öyle tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Artık. Tamam bu kadar anladın mı ne dediğimi? Evet. Yaka çıktı. Tamam. Buramıza kadar geldi diyorsun yani amca. Taştı. Evet. Nasıl Türkiye'de emekli olmak amcacığım? Sadece bir bankta oturup kalmak mı? Emekli olmak şöyle bak. Ben 90'da emekli oldum. 90'da. Yemin ediyorum asgari ücret 225 bin liraydı. Benim maaşım da 599 bin liraydı. Kıyasla 2,5. Bugün biri asgari ücret.
Evet. Daha da bir şey söylemiyorum. Allah memleket için hayırlısını versin diyorum. Evet. Kim hayırlısı olur peki? Yani önümüzde bir seçim var. Onu da bilemiyorum. Millet konuşacak artık konuşursa. Evet. Milletsiniz, millet konuşacak, vatandaş konuşacak. Biz milyonda biriyiz hemşerim, bize bir şey düşmez. Evet. Sizden de alalım amcacığım. Sizce nasıl durumlar, vaziyetler? Nasıl olacaksınız? Yani gündem nasıl, ekonomimiz nasıl? Ekonomi? Evet, gündem nasıl, vatandaşın gündemi nasıl? Ben bir şey söyleyeceğim sadece. Bu hükümet giderse her şey düzelecek kardeşim. Anladın mı? Bu kadar. Evet. Tayyip Erdoğan giderse her şey düzelir. Kimin geldiğinin önemi yok mu? He? Kimin geldiğinin önemi yok mu? Kimin geldiğinin önemi o zaman ortaya çıkacak. Bakacağız tabii onu da. Evet. O da çalışmasa onu da deviririz. Bu millet böyle koyun gibi gitmemeli milletin arkasında. Evet. Yalancının, şunun bunun arkasından gitmemeli. O gelenler de yapamazsa onu da devirmek kolay. Yani biz burada dediği gibi noter değiliz, yani her şeyi onaylayalım. Düz gidiş yaparsa, dürüst yaparsa, hırsızlık çalınmasa devam eder gözümün ışığı. Fakat yapamazsa bunu, babamın oğlu olsa deviririm. Çoğu emekli vatandaş da diyor ki AK Parti giderse biteriz. He? AK Parti giderse biteriz diyor çoğu emekli vatandaş da. Çok eskilerden bahsedip en iyisinin bu olduğunu söylüyor. Emekli herkes şikayetçi. Demek ki bir şey var. Bak. Yani savaş çıkarmakla, memleketi savaşa götürmekle, ada yok bilmem ne adasını alacağım diye falan. Bırak ya, bırak. Böyle bu numaralara kim gelir yani? Adalar bugün mü geldi meydana? Hangi ada ya? Kaç sene, Tansuç'un her zamanında var. Niye Türkiye'de, şimdi? Türkiye'de büyük bir yarım ada. Önce Türkiye'yi kurtarsın da sonra gitsin. Efendim, bir 1000 metrekarelik şeye, adanın peşine düşsün. Onlar yalan. Onlar kimse yemez. Yemez kimse onları. Tamam. Sizden de alalım beyefendi. Sizce nasıl? Biz internet kanalı, sosyal medya, YouTube kanalıyız. Tamam. Teşekkür ederiz. Vatandaşın durumu iyi değil. Hani durum iyi değil, hani sıkıntı var. Ekonomik sıkıntı var. Millet sıkıntı da yani. Bunları herkes biliyor aşağı yukarı. Ama yapacak da bir şey yok. Hele de emekliler aldığı para belli. Bütün vatandaş iyi durumda gitmiyor. Hayırlısı bakalım. Evet. Nedir problem? Asıl problem ekonomi mi diyorsunuz? Ekonomi ve başta ekonomi. İnsanların huzurlu olması için ekonomi önemli. Ya hani çok sıkıntı olduğu için ekonomi, milletin morali bozuk. Çoğunun psikolojisi bozuk. İnsanların %60'ının, %70'inin. Evet. Ekonominin yüzünden oluyor bunlar. Bunlar yani üsttekiler biliyor. Herkes iyi biliyor ama gerekeni yapmıyorlar yani. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sokak röportajıyız biz. İnternet kanalıyız. Bence çoğunluğu çok kötü. Bir azınlık var. Mutlu azınlık. Evet. Diğeri kötü mü diyorsunuz? Azınlık dışında kalanların. Yani şimdi şuraya bakınca her yer dolu diyorlar ya. Ankara'da da 10 milyon vardır herhalde. Normal. Evet. Tabii ki çok kötü durumda. Evet. Hissediyor musunuz gerçekten? Yani işte AK Parti'yi savunanlar dediğiniz gibi her yer dolu, alışveriş merkezleri dolu, yollarda trafik var. Yani doneleri bunlar. Sizin doneniz ne? Ya bunlar gösterge değil ya. Sonuçta Ankara'da dediğim gibi 10 milyon insan yaşıyor. Şuraların dolu olması normal. Ya hepsi de açlıktan ölmüyor. Hepsi de asgari ücreti değil zaten. Evet. Arabaların çoğunun da ben bankadan eminim şeyle alıyorlar. Neydi? Krediyle alıyorlar. Yani bu da borç. Borç. Yani hiçbir insan refahta göstermez. Çoğunun arabası değil zaten, ben inanmıyorum yani. Evet, gündemimiz bu diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, hoşçakalın.